Bir video ile daha yeniden sizlerle beraberiz değerli emlakçı aile, YouTube kanalı izleyenlerimiz, takipçilerimiz. YouTube kanalından ve Instagram kanalından videolarımızı yayınlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sahibinan.com'da da yerimizin paylaşımını görebilecek durumdasınız. Yine aynı şekilde emlakçı aile ismiyle sahibinan.com'da görebilirsiniz. Evet, bugün neredeyiz? Bugün sizler için Çifte Çeşmeler'deyiz. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Çifte Çeşmeler köyünün sahil tarafındayız, deniz tarafındayız. Yani aslında baktığınız zaman Denizkent bölgesindeyiz. Aslında neredeyiz? Denizkent'teyiz. Denizkent, bildiğiniz gibi videolarımızda da aktarmaya çalışıyoruz. Denizkent merkez, Çifte Çeşmeler ve Kınalar olmak üzere bu sahil kısmı komple böyle 3 tane farklı bölgeden oluşuyor. Tapu parsel sorgulamadan baktığınızda aslında genel olarak Denizkent bölgesindeyiz ama burası Çifte Çeşmeler bölgesine ait. TKGM'den baktığımız zaman Çifte Çeşmeler bölgesine ait olan bir 290 metrekarelik %15 tabanlı alanlı olmak üzere bir arsamızın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Şöyle bir drone çekimlerini yapalım. Drone çekimlerinden sonra genel olarak bilgi vermeye tekrardan devam edeceğiz. Hadi siz drone çekimin efendim. Evet, drone çekimlerinde de gördüğümüz gibi arsamız hemen yan tarafımızda, arkamızda bulunan evin yan tarafındaki parsel 290 metrekare. Yan tarafından yolu geçen, elektrik, suyu herhangi bir sıkıntısı olmayan %15 taban alanlı imarlı. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında temelde, yani tabanda 45 metrekare, üst tarafında 45 metrekare ama hemen arka tarafımda da gördüğünüz gibi alt tarafındaki 45 metrekareyi yaptıktan sonra işte veranda ve balkon taraflarının çıkıntılarını yapabilecek durumdasınız. Onlarla beraber taban alanı yaklaşık 60 metrekarelik bir taban alanın üstüne 45 metrekarelik bir ikinci katı oluşturabilecek durumdasınız. Şimdi denize olan mesafemiz nereden nereye kadar? Şöyle söyleyelim. Yüksel abi, hemen arsamızı önce gösterdik. Arsamızla beraber, arsamızız aslında, şöyle ilerlediğimiz zaman arkamızda evleri görebilecek durumdayız. Bu evlerin olduğu kısımlar burası aslında Çifte Çeşmeler. Çifte Çeşmeler çarşı olarak geçiyor. Çarşı bölgesi olarak geçiyor. Bu çarşı bölgesinin olduğu yerde drone görüntülerinden gördüğünüz bu yapılar yuvarlak bir hal almış durumda çarşı bölgesi olarak. Hemen arka tarafımızda gördüğünüz çarşı bölgesi olarak adlandırılan evlerin hemen arkasından yaklaşık olarak, yani bizim arsamızdan kuş bakışı sahile, denizin olduğu kısma mesafe 500 metre kuş bakışı olarak, ama denize girilecek olan bölge olarak bakıldığınız zaman hemen şu arkamızdan geçen bir yol var. Çocuk parkı var şurada. Şurada bir tane daha çocuk parkı var. Şu arkamızdan geçen yoldan yaklaşık 700 metre ilerisi direktman girilebilecek olan denize ulaşabileceğiniz bir alan. Ama Denizkent'le alakalı aslında şöyle bilgi verebilirim. Denizkent havasıyla
buradaki oksijen seviyesiyle, temiz oksijen seviyesiyle doktorların özellikle tavsiyesi üzerine yaşanılacak olan bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndan gelen bu hava birleşimi bir o Kaz Dağları'ndan gelen oksijenle beraber, denizle beraber birleşen bir iyotlu oksijen denen bir oksijen ortaya çıkartıyor. Bu iyotlu oksijen de doktor tavsiyesiyle KOAH hastalarının, kalp damar tıkanıklığı yaşayan vatandaşlarımızın, insanlarımızın, hastalarımızın buralarda yaşamasının tavsiye edilmesinin sebebi olarak gösteriliyor. Ben bu bölgelerde gerçekten çok sayıda o şekilde yaşayan insan olduğunu söyleyebilirim. Arsamızın fiyat bilgisininle alakalı açıklama ve başlık tarafında detaylı bilgileri görebilecek durumdasınız. Bir arsamız orada var, bir arsamız hemen arka tarafında var. İki tane farklı aynı yerlerde iki tane arsamız mevcut. Denizkent'in ve Çifteçeşmelerin ya da Kınalar'ın farklı yerlerinde de farklı arsalarımız da yine mevcut. Hangisinde ilgilenmek isterseniz herhangi birininle, hangisinde olursa olsun bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Ekranınızın sol alt köşesinde hemen benim adımı, soyadımı ve telefon numaramı görebilecek durumdasınız. Bir başka videoda efendim tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Denizkent bölgesinde güneşli bir havadan sizlere hoşça kalın diyorum efendim. Hoşça kalın.